Dostlar, Vestel CME-L6310 CL. Tabii ki bütün modellerin hemen hemen motor ve kömürleri aynıdır. Makinamızın kömürlerini değiştirdik arkadaşlar. Bunlar bozuk ve makinamızın çalışmasını engelleyen kömürlerimiz arkadaşlar. Şöyle kısaldığını da görüyorsunuz. 10 TL'ye, tabii ki kargo dahil, 10 TL almış olduğumuz Arçelik marka kömürleri arkadaşlar. Taktık makinamıza. Şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Bakalım bir sorun var mı? Elektriği fişe taktık. Makinemiz normalde bu şekil çalışmıyordu arkadaşlar. Yani şuradaki kazanı çalışmıyordu. Ve şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Hatta bir cızırtı çıkarttırıyor. Cızırtı çıkartmasının sebebi arkadaşlar, kömürler yeni. Şuradaki gibi uyum sağlaması lazım arkadaşlar. O uyumun sağlaması için biraz bu cızırtı çıkacaktır. Belirli bir süreye kadar bu cızırtı devam edecektir. Ama sonrasında bu cızırtı duracaktır arkadaşlar. Makinamız gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kömürlerini değiştirdik. Yeni 2 adet kömür taktık. Yani orijinalini almak yerine sadece var olanları söktük. Benzerini lehimledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizler de kendi imkanlarınızla çamaşır makinenizin kömürlerini değiştirebilirsiniz dostlar. Çamaşır makinesinin kömürü nasıl değiştirilir arkadaşlar? Kömür arızası malum makinenin çalışmasını, yani motorunun çalışmasını önleyen bir olaydır. Şayet makinenin su alıyorsa, programları çalışıyorsa ama su aldıktan sonra elbette ki şu kazanı dönmüyorsa arkadaşlar, bilin ki motordaki kömürde bir problem var. Ya kablolar yerinden oynamıştır ya da kömürü bitmiştir. Kömür arkadaşlar 5-6 yıllık bir ömrü vardır. Tabii ki kullanımınıza bağlı olarak makinamızın markası Vestel CME-L arkadaşlar 6330 CL diye bir model. Bu Vestel'lerde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı kullanılan motor aynı olduğu için arkadaşlar, kömür mantığı da aynıdır. Şöyle bir tek parça halinde bir kömür yuvası var arkadaşlar. Tek parça halinde alıp söküp takıyorsunuz. Ama ben kolay yola kaçtım. Yani bunun tek parça halinde almak yerine elbette ki farklı marka bir makineye ait piyasada Arçelik olarak satılan şu şekilde bu kömürü bunun yerine yerleştireceğim. Az önceki yapmış olduğum işlem arkadaşlar, bu biten kömürümüz, görüyorsunuz yeni kömürümüz, yani kullanmamış kömürümüz ve motordan sökülen kömür. Şimdi ikinci parçayı sökeceğim şu şekilde arkadaşlar. İkinci parçamızın yeri çok zor. Şöyle bir anahtardan faydalanıyorum. Tornavidamızın ucu bol yıldızlı, yani bol köşeli bir tornavida ucu arkadaşlar. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi kazanın altında olduğu için bunu rahatlıkla değiştirebiliyor iken, bunu tabii ki böyle bir parçadan, aparattan faydalanmanız gerekiyor. Yani motoru yerinden sökmeden çamaşır makinenizin altından gördüğünüz gibi motora erişim sağlayarak şuradaki kömürü söküp onun da değişimini yapacağız arkadaşlar. Şu an yerinden sökmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum da söz konusu. Kömür değil de şuradaki kasnağın üstündeki bizim kemerimiz, yani kayışımız düşme ihtimali var, yırtılma ihtimali var. Onu da kontrol edip ondan sonra kömüre başvurmanız daha yararlı olacaktır. Yani makinanız yeni ise kömür hemen hemen bir yılda bitmez arkadaşlar. Bitmeyeceği için ilk başta buraları kontrol etmenizde fayda var. Şayet bu kemer yerinden düştüyse, şu conta yani motorun döndürdüğü, kazanın döndüren, bunun yırtılma ihtimali, yerinden düşme ihtimali var. Onları göz önünde bulundurarak ondan sonra kömüre müdahale etmenizde fayda olacaktır arkadaşlar. Şimdi vidasını söktüğümüz kömürümüzü yuvasından çıkaracağız arkadaşlar. Yuvasından derken, çünkü söketli bir şekilde takılıyor. 2 adet tırnak üzerine oturtturulmuş arkadaşlar. Onu şu şekil çıkarttık. Evet arkadaşlar, büyük ihtimalle makinamızın kömür arızası var. Çünkü kömürü çok azalmış. Tabii ki azalan bir kömürün değiştirilmesi lazım. Yenisiyle. Şimdi onu yenisiyle nasıl değiştiririz arkadaşlar? Şuradaki söketi çıkarttırıyorum. Söketimiz arkadaşlar tak söklüdür. Gördüğünüz gibi çıktı yerinden. Bu kablonun yerini unutmuyorsunuz. Bu buna ait arkadaşlar. Yine buradaki gibi. Arkadaşlar normalde bunu tek, yani set olarak 2 adet çifti almanız gerekiyor. Şu şekil hazır olarak, eğer sizin de elinizde tamirat malzemeleri yoksa
Hazır olarak tabii ki pahalıya mal oluyor ama almanızda fayda var. Ama hayır, ucuza tamir etmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi 5, yani normalde kargosuz 5 liraya da alırsınız bunu. 10 TL'lik almış olduğumuz bu ürünü Arçelik diye satılmakta arkadaşlar. Birebir aynı bu daha önce değiştirmiş olduğumuz kömürümüz, gitmiş olan kömür. Bu sıfır arkadaşlar. Poşeti de şöyle göstereyim. Şöyle bir poşetin içerisinde çiftli olarak geliyor arkadaşlar. Bu ürünü aldık ve şimdi bunun yerine yerleştireceğiz. Peki nasıl mı yerleştireceğiz arkadaşlar? Öncelikle bir tornavida yardımıyla şurada görmüş olduğunuz yayın olduğu yerden arkadaşlar şu parçayı yavaşça kaldırıyorsunuz. Kırmamaya çalışın çünkü bu parçaya ihtiyacınız olacaktır arkadaşlar. Amacımız nedir? Bundan tekrar faydalanmak. Yani bunu tekrar kullanacağız arkadaşlar. Tabii ki kullanabilmek için de öncelikle şu eski kömürden kurtulup yerine yeni kömür takmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu sabitlemek için mengeneden faydalanacağım dostlar. Tabii ki sizler farklı bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Bu plastiklere zarar vermemeye çalışın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. İşinize yarayacağından eminim. Bunları yerinden çıkartırken çıkarttığınız yöne dikkat edin arkadaşlar. Gerçi yön çıkarttığınız zaman göz önündeyse temiz ve kirli bölüm fark edilecektir. Altta kaldığı için. Ama göz önünde değilse, şu an arka tarafta örneğin çıkarttığım için, şu uç şu şekil tekrar yuvasına yerleşecektir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yarım kesilmiş. Bu yarım kesintinin önemli arkadaşlar. Motorun düzgün bir şekilde temas etmesini sağlıyor ve motorun zarar görmesini önlüyor. Yani örnek olarak şu şekilde montaj edebilirsiniz. Bu şekilde montaj ettiğiniz zaman hem kömürünüz erken bitecek hem de motorun zarar görmesine neden olacaktır. Bu yüzden dolayı arkadaşlar bu kömürü tamir ettikten sonra gerek şu içine yerleştireceğimiz kömürün ucu da önemli arkadaşlar. Dikkat ederseniz yarım kesilmiş. Şöyle. Yerleştirilmesi de önemli, montaj da önemli. Şimdi arkadaşlar mengenemizin ucuna şunu yerleştiriyorum. Ve mengenemi sıkıştırıyorum ki bu yaylı sistemden, yani eski kömürden kurtulabileyim arkadaşlar. Eski kömürden kurtulabilmek için elbette ki lehim makinesi. Lehim makinesi ve aynı zamanda arkadaşlar bir cımbıza ihtiyacınız olacaktır. Cımbız niçin? Çünkü lehimi eritirken o yay yerinden çıkmayacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani daha doğrusu kablo sarılmış etrafına. Sarıldığı için, çıkarabilmek için cımbızla biraz destek alacaksınız arkadaşlar. Bu arada yay biraz zorlayacaktır sizi. Başta belirteyim. Şu an beni zorladığı gibi arkadaşlar. Çünkü istemediğiniz yere yay geliyor. Tabii ki bu yay önemli. Yay aynı zamanda motorla temasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Lehim makinamızın ucuna biraz lehim sürdük arkadaşlar. Soğuk lehim olduğu için açılması biraz zorlayabilir sizi. Bilginiz olsun. Şöyle eritiyorsunuz ve soğuk lehimin çözülmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yay çok zorlayacak arkadaşlar sizleri. Hassas bir yay ama işte işin içine karıştığı zaman, yani yapmış olduğunuz işleme karıştığı zaman haliyle zorluyor. Yani çalışmanızı engelliyor. Tekrar bu yaya ihtiyacımız olacak. Bunu da belirteyim. Çünkü bu yay bağlantıyı sağlıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zorlansak da çözdük. Şuradan kablomuzu lehimin içinden çıkarttık. Ve şimdi arkadaşlar bu kömür bu tarafa doğru gelmemesi lazım ama bu tarafa doğru geldi. Bu taraftan çıkartmak zor olacak. O yüzden dur arkadaşlar şu tarafa doğru iteliyorum. Evet, bu arada ısınmış, elimizi yaktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kömürümüz küçülmüş. Diğer kömürden daha da küçülmüş arkadaşlar. Dikkat ederseniz ebatlarının yenisi. Şimdi arkadaşlar çıkarttığımız gibi kömürümüzü yuvasına yerleştireceğiz.
Arkadaşlar kömürümüzü yerleştirmemiz önemli. Yerleştirme tarzı şuradaki ucun keskinliğine dikkat edin arkadaşlar. Eğimine dikkat edin. Aynı eğim şekilde kömürümüzü yerleştiriyoruz. Tabi yerleştirmeden önce biraz lehim pastasına bastıracağım. Çünkü arkadaşlar lehimleyeceğim için lehim tutmasını istiyorum kablomuzun. Bakır kablodur bu arada. Şimdi arkadaşlar eğime dikkat ettikten sonra yayımızı üstüne geçiriyoruz. Teli uzun. Telini kesmiyorum şu an için arkadaşlar. Sonradan keseceğim. Çünkü yay zorlayacak. İlkinde telini kestim. Kestime pişman oldum. Biraz zorladı lehimleme açısından. Lehimleme yaparken daha doğrusu. Bu yüzden dolayı bu sefer kesmeyeceğim. Uzun tel ile içine yerleştiriyorum. Ve şu uç gördüğünüz gibi arkadaşlar şu eğimli uç aynı şekilde yuvasına ters düşmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Ve yerleştirdikten sonra şöyle yayımı geri iteleyecek şekilde, hatta karga burnundan faydalanacağım. Daha sağlıklı olacak. Arkadaşlar şu an lehimleme noktasını, yani teli biraz bağladım. Çünkü dediğim gibi gerçekten yay biraz zorluyor. Normalde ilkinde fazla kabloyu kestim ama bu sefer kesmeden lehimleme işlemi yapacağım. Daha sonra fazla olanı tabii ki keski yardımıyla alacağım arkadaşlar. Bu sefer biraz kablomuzu doladık. Ve lehimlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dostlar lehimleme işlemini yaptık. Şöyle lehimi sağlam olsun diye. Çünkü arkadaşlar dikkat edin. Lehimi sağlam olmasının sebebi burada elektrik akımı geçeceği için, artı sallanacağı için lehiminin güzel olmasına özen gösterin arkadaşlar. Şayet lehimleme işlemi yapıyorsanız. Evet arkadaşlar. Fazla kablodan kurtulduk. Şuradaki kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar tekrardan. Yayın üstüne. Çünkü yayı durdurması lazım bu parçanın. Gördüğünüz gibi. Kapattıktan sonra mutlaka arkadaşlar şu uca dikkat edin. Biz biraz galiba telimiz uzun oldu. Ama sorun değil. Şu ucun şu şekil olması lazım arkadaşlar. Şimdi yerine takacağız. Söketimizi takıyoruz arkadaşlar tekrardan. Söketimiz çıt pıtlı yerine oturuyor. Tabii ki bunu yerleştirirken şöyle elinizin yardımıyla arkadaşlar kömürün tamamının çıkmasını önleyin. Ve şurada 2 adet çıkıntımız var arkadaşlar. Bu çıkıntılar şurada, kamera görebiliyor mu bilmiyorum. Şunların üstüne oturması lazım arkadaşlar. Oturtturup daha sonra vidamızı da burada sıkacağız tabii ki. Gördüğünüz gibi yuvasını oturturduk arkadaşlar. Keskin uçlara dikkat edin. Bir keskin ucumuzun yönü bu tarafa. Diğer keskin ucumuzun yönü arkadaşlar, kamera görebiliyor mu bilmiyorum. Bu tarafa bakması lazım. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar söketimiz takılı. Şimdi vidamızı sıkıştıracağız. İşlem bitti. Makinenizin kömürleri yenilemiş oldu. Dostlar bu arada bunu belirteyim. Bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar, bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını sürdürüyor. Dostlar Vestel CME-6310CL. Tabii ki bütün modellerin hemen hemen motor ve kömürleri aynıdır. Makinamızın kömürlerini değiştirdik arkadaşlar. Bunlar bozuk ve makinamızın çalışmasını engelleyen kömürlerimiz arkadaşlar. Şöyle kısaldığını da görüyorsunuz. 10 TL'ye, tabii ki kargo dahil 10 TL almış olduğumuz Arçelik marka kömürleri arkadaşlar. Taktık makinamıza. Şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Bakalım bir sorun var mı? Elektriği fişe taktık. Makinemiz normalde bu şekil çalışmıyordu arkadaşlar. Yani şuradaki kazanı çalışmıyordu. Ve şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Hatta bir cızırtı çıkarttırıyor. Cızırtı çıkartmasının sebebi arkadaşlar, kömürler yeni. Şuradaki gibi uyum sağlaması lazım arkadaşlar.
o yolun sağlaması için biraz bu cızırtı çıkacaktır. Belirli bir süreye kadar bu cızırtı devam edecektir. Ama sonrasında bu cızırtı duracaktır arkadaşlar. Makinamız gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kömürlerini değiştirdik. Yeni 2 adet kömür taktık. Yani orijinalini almak yerine sadece var olanları söktük. Benzerini lehimledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizler de kendi imkanlarınızla çamaşır makinenizin kömürlerini değiştirebilirsiniz dostlar. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.